Hayırlı günler sevgili seyirciler. Yeniden öğleden sonra programına hoş geldiniz. Her gün önemli konuyu alıyorduk. O konuyu masaya yatırıp değerlendiriyorduk. İçeriğine giriyorduk. Neler var neler yok. Sizlerin bilmesi gereken, aynı zamanda sizlere aktarılmayan, söylenmeyen, sizlerin kafalarında soru işareti bırakan konuları değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bugün konuşacağımız konu ulusal sanayimizin bugünkü durumu, devlet teşvikleri ve mesleki eğitim olacak. Tabii çok önemli bir konu, çok çok önemli bir konu. Uzmanlarımız da var, hemen yanımızdalar. UTESKON Genel Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisi Ömer Karaşehirli. Beyefendi bizlerle birlikte, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Hemen yine UTESKON İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Turan, aynı zamanda bilgisayar mühendisi Turan Erdoğan Beyefendi var. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii şimdi biz konuyu söyledik ama illaki çok büyük merak var. Evet. Sizler de bu konunun uzmanısınız. Bu konuyu çok iyi irdeleyen, bilen, anlatan, aktaran kişilersiniz. Öncelikle bu sanayimizi konuşmadan önce UTESKON dedik. UTESKON'un faaliyetleri nelerdir? Çemberi, alanı nedir? Ne gibi faaliyetler yapıyor? İsterseniz bir UTESKON'u tanıyarak başlayalım. Peki efendim. Öncelikle biz konfederasyon olarak kanalınıza, şahsınıza size ve şu anda seyircilerin görmediği buradaki muhteşem ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok nazik davrandınız. Bir de gerçekten Türkiye'nin problemi olan konulara değiniyorsunuz. Doğru kaynaklardan, mezralardan bilgi almaya çalışıyorsunuz. Ben şimdi UTESKON'u size kısaca tanıtayım. Evet. UTESKON Konfederasyonu 3 federasyon, 36 dernekten oluşan ki bir tane daha kurduk federasyon. O federasyonumuza dahil olduğu zaman 4 federasyon, 36 dernekle kurulmuş. Çalışkan, dinamik, aktif, gerçekçi, reel, çalışkan, vatanını milletini seven, ekiplerden oluşan, kişilerden oluşan Evet. güzel bir ekiptir. Tamamen kamu yararına faaliyetler için biz faaliyetler gösteririz. Tüm yaptığımız faaliyetlerden elde edilen gelirleri öncelikli olarak ülkemizin maalesef son döneminde çok önem arz eden uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler, sunumlar, tiyatrolar, sokak hareketleri, yani sokakta yapılan bir takım gizli çekimlerle insanları uyandırmaya, ikaz etmeye, başlarına Allah korusun, böyle bir şey geldiği zaman kimlere müracaat edeceklerini Evet. ifade etmeye yarayan faaliyetler gösteriyoruz. Ancak bunu yaparken aslında bu konfederasyon asıl adının üstünde belli Uluslararası Ticaret Eğitim Sağlık Konfederasyonu. Evet. Şimdi ticaret konusundan ben başlayayım. Hedefimiz şu, hem ulusal sanayicimizin hem de dünya üzerine var olan öncelikli olarak ülkemizde vatandaşı olan gurbete gitmiş insanların başarılarını da buraya taşımak, know-how'larını taşımak, oradaki sanayi taşımak, buradaki oluşan arzı oradaki taleple buluşturmak gibi şu anda yaptığımız başarılı çalışmalarımız var. Çok yakında kısa bir sürede birçoğu oluştu. Avrupa'nın, yani tek tek saymayayım, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da Yani uluslararası şubelerimiz her var. Tamam. noktada. Bununla ilgili ticaret faaliyetleri yürütüyoruz. Evet. İkincisi eğitim. Eğitim zaten işte Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Fakat Olmazsa olmazımız. olmazsa olmaz da bizim galiba bir kalıplaşmış yapımız da var Mustafa Tabii. Bey. Türk insanı her şeyi bilir. İşte bütün sıkıntı oradan başlıyor. Ön yargı ve paradigma varsa ben her şeyi biliyorum dedikten sonra eğitim vermek o kalıplanmış bünyede gerçekten biraz ızdıraplı Biraz ama evet. çözümü şart. Şimdi eğitim konusunda biz mesleki eğitimi biz. Sanayi desteklediği için mesleki eğitime ağırlık verdik. Mesela bir örnek vereceğim. Ne yapıyoruz? Şu Yani anda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile beraber hastane temizlik ve hijyen personelinin meslek standartlarını yazmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken ben sizin kanalınızdan Türkiye'de faaliyet gösteren tüm STK'lara da konfederasyon olarak selam olsun diyoruz. Onlarla yan yana olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, siyasi inanç, din, dil, ırk ayrımı yapmadan onlarla omuz omuza çalışabileceğimizi, her platformda bulunabileceğimizi, özellikle sanayinin, eğitimin, sağlığın olduğu Evet. yerlerde bir araya gidebileceğimizi ben iletmek isterim. Sağlığa gelince, sağlık sektörü çok
girift. Mesela sağlık turizmi var. Sağlık turizmle bağlıyor. Tabii. Sağlık hizmetleri var. Hastaneler var, klinikler var. Efendime söyleyeyim, yine sağlıkla alakalı binalardaki temizlik ve hijyen problemleri var. Yine oradaki personelin kendi sıkıntıları var. Yine hastalarımızın birçok sıkıntısı var. Tabii ki. Dolayısıyla özet olarak sunarsak UTESCON ticaret, eğitim, sağlık konusunda uluslararası faaliyet gösteren, din, dil, ırk, siyaset ayrımı yapmayan, Türkiye'de ve Türkiye dışındaki devletlerde var olan sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza gönüldaşlık yapan, ılımlı, dinamik, sevimli, gülmesini bilen insanlardan oluşan bir sivil toplum örgüttür. Bütün yaptığımız faaliyetler de kamu yararınadır. Orada biz kar odaklı bir şey gütmüyoruz. Kazandığımız bu türlü iratları, gelirleri de yine ülkemizin gençleri için, kimi zaman uyuşturucuyla mücadele konusunda, kimi zaman da engellilerle alakalı, ki son dönemde biraz engellilere de biz değindik. Engellilerle alakalı ilgili vakıflar, yine tabii onlar bizden daha ileri. Engellilerle alakalı birçok platform var. Onlarla birlikte de eğer paslaşabileceğimiz şey varsa elimizi taşın altına koyuyoruz. Bir fayda üretebiliyorsak birikte hareket ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani, biraz uzattım ama kusura bakmayın. Yok tabii ki, rica ederiz. Önemli bir şey konfederasyon. Şimdi baktığımız zaman uluslararası birçok noktada, yani buradaki sanayinin gelişimine yönelik dışarıdan buraya olsun, buradan dışarıya olsun bir şekilde sağlam adımlar atılıyor. Üstelik en önemli noktalardan biri de buradan gelen yani kaynağın, gelirin bugün en büyük sorunlarımızdan biri olan uyuşturucuyla mücadelede etkin bir şekilde o gençleri o bataklıktan kurtarmak için yapılan çalışmalarda o kaynağın kullanılması. Bu da çok önemli. Evet. Ve saydınız aslında, şöyle baktığımız zaman hepimizin ihtiyacı olan konulara değindiniz. Ülke olarak ihtiyacımız olan sanayiden tutun, sağlık olarak ihtiyacımız olan hastanelerin temizliğine kadar birçok noktada önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii sağlığa geliriz. Sağlığa vaktimiz kalırsa sonra değiniriz ama. Şimdi biz sanayi diyoruz, milli sanayi diyoruz, sanayimiz diyoruz. Şöyle aslında ben bu sorudan sonra göğsüm kabarır mı kabarmaz mı onu anlayacağım. Peki efendim. Sanayide hangi noktadayız? Sanayide ne durumdayız milli sanayi olarak? Şimdi Mustafa Bey, baktığınız pencere çok önemli. Tabii. Bu ülkede üç tane gerçek var. Bir tanesi politika veya siyasetin baktığı pencere. Şimdi ben bunları konuşurken sevgili seyircilerimiz, o sevdiğimiz güzel, sempatik seyircilerimiz şunu bilsinler. Ben de bir sanayiciyim. Yani ayağımın çamuruyla geldim. Yani evet, bir üretim hattındayım. Her ayın Allah'tan onu ikiye düşürdüler. 20-25-30'unda başımıza neler gelebileceğini çok iyi bilen, sıkıntıları bilen bir kişiyim. Dolayısıyla konuşacaklarım reeldir. Siyasetçilerin, politikacıların baktığı bir çerçeve var. Bir pencerede sanayicinin bir fiil kendi baktığı pencere ve yaşadığı sıkıntılar, yaşadığı başarılar var. Yine bir pencere daha var. Tüketici kesimi dediğimiz, ya işte Made in Turkey neden gerçekleşmiyor? Veya Alman malı çok daha üstündür. Yani sokaktaki vatandaşımızın sanayiyle alakalı bir algılaması var. Dönüm penceresi var. Şimdi ben size üçünü de özetleyeceğim. Bu arada sormak istediğim bir şey var galiba. Aslında UTESCON Başkanımız da telefonla bağlanmak istiyormuş lütfen, ama... Lütfen, eğer katılırlarsa çok sevinirim. Sebahattin Uludağ Bey, lütfen. Sözünüzü kesmeyelim istedik ama... Buyurun. Arkadaşlarımız hazırlasınlar. Siz konumuza devam edin isterseniz hazırladıkları zaman. Tabii lütfen. Çünkü, ben keyifli Rejimizden rica ediyoruz, yönetmenimizden hazırlasınlar. Biz devam edelim konumuza, telefon bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anında keseriz, sonra devam ederiz. Peki. Buyurun efendim, özür dileriz. Şimdi siyasilerimiz, biz ona devlet diye bakıyoruz. Yani bizim ister hükümet, ister muhalefet, büyük küçük diye bir şey yok. Herkes bu ülkeyi, bu ülkenin topraklarında büyük doğmuş. Biz aslında mahallede Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, muhalefet liderleri, hepimiz aynı sokaklarda misket oynadık, saklambaç oynadık. Yani hep beraber aynı ruhla büyüdük. Sonra büyürken tesadüf eseri, her birimiz fikri bir takım ayrılıklara düştük. Tamam, olabilir. Ama her birisinin fikrini tek tek dinlediğiniz zaman hep şunu söylüyor. Bu ülkenin sevgisi, bu ülkenin daha iyi olması, bu ülkenin gelişmesi üzerine gelişiyor. Evet. Şimdi bu anlamda siyasilerin bakışları ile
reel arasında fark var. Ben şunu tahmin ediyorum. Diyelim ki beni milletvekili seçtiniz. Evet. Fabrikadan koptum. Milletvekili oldum. Bir partinin içerisindeyim ve o parti içerisinde hareket ediyorum ve bir vizyonum var. Şimdi orada bir koltuğum var, bir sürü sıkıntı biliyorum. Sağdan da geldim bu arada. Ama bir dönem sonra haşlanmış kurbağa sendromu var. Bunu şimdi açmayalım. Hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Yani bir süre sonra galiba realiteyle kopuyoruz. Biz ilgili danışmanlarımız var. Onlara soruyoruz. Şimdi milletvekili seçildim. Koltukta oturuyorum. Bir odam var, sekreterim var. Tabii. Zaman zaman sahaya da iniyorum. Şimdi danışmanıma bağlı. Danışmanım bana ne derse ben kendimi ona göre yönlendiriyorum. Çünkü zaman kısıtlanıyor. Evet. Arkasından bunu yaşarken bir de bağlı bulunduğum siyasi partinin bir nesi var, vizyonu var, bu konuyla ilgili bir gelişimi var. Şimdi bazen şu oluyor, siyasi partiler çok önde koşuyor. Evet. Stratejileri çok doğru anlamda. Ben hemen reel bir tane örnek vereceğim. Tabii ki, tabii ki efendim. Sevgili seyircilerim, özür dilerim. Şeker hastalığım var. Biraz böyle unutkanlık olabiliyor isimler konusunda. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin gerçekten o hep özlem duyduğumuz her şey tukaka değil, her şey kötü değil. Tabii ki ümidimizi yitirmeyeceğiz. O bir defa Çinlilerin bir atasözü var ya, gülmesini bilmeyen dükkan açmasın diyor. Bütün insanları sokakta gülerken görmek istiyorum yani gerçekten. 57 yaşındayım. Günaydın diyelim birbirimize, merhaba diyelim, selamun aleyküm diyelim, bonjour diyelim, diyelim ama. Kesinlikle. Yani bunu önleyen nedenler olmasın. Onlardan kurtulalım aslında. Şimdi sanayi ile alakalı olan kısımda mesela TASAM, Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bir çalışma yapıyor. Diyor evet. ki 2023 diye bir hedef koyuyor. Hedef her zaman iyidir. Kimden geldiği önemli değil. Hedef olması çok önemli. Hedefi okuduğunuz zaman bu hedef üzerinde mesela TASAM Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmenin 6 tane ana temaya bağlamış. Bu tabii bunu şimdi ben milletvekiliyim. Evet. Bana bunu getiriyorlar ve proje sunuyorlar. Ben de şimdi halkıma, milletime arz ediyorum şimdi. Evet. Lisan da çok önemli. Bazen ezebilirsin, bazen tatlı dille aktarabilirsin yani. Tabii. Mesela diyor ki makro temelde bir, uluslararası ilişkiler. Güzel. Bu ana kalem. Uluslararası güvenlik, şu anda yaşıyoruz. İç siyaset, ekonomi, eğitim, bilim ve teknoloji, kültür. Evet. Bu ana temeli üzerine inşa edilecektir Türkiye Cumhuriyeti'nin faaliyetleri demiş. Evet. Ve bakın, bu benim bir A4 kağıdında okuduğum şey için var ya, çok akademisyenler, çok siyasi partiler, çok STK temsilcileri oturmuşlar, çok zaman harcamışlar. Ve bunu yazılı çizili olarak yapmışlar. Bunu hem de internet ortamına koymuşlar. Tamam. Şimdi bu 2023 vizyonu, ben biraz daha galiba inşallah ben şeyi düsturu çok iyi bilmem, protokolda çok iyi bilmem evet. ama yani bu AK Parti'nin programı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin programıdır. Hazırlayan kimdir? Belki AK Parti'dir. Belki Saadet Partisi'dir. Belki MHP'dir, belki CHP'dir. Yani A Parti, B Parti. Önemli değil. Evet. Önemli olan böyle bir stratejinin milletçe, ya onur verici, işte hasret vardı, haslet vardı. Böyle olsun dedik. Siyasetçi bunu deklare ediyor. Güzel. Şimdi alkışlandık. Sahaya iniyoruz. Şimdi sanayi dediğimiz yerde... İşte burası çok önemli. Evet. Yani. Şimdi ağa baba dediğimiz o insanlar var ya, Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşları, efendime söyleyeyim medyadaki Aydın abimiz, hepsi var ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin hambalları. Ticaret yapsalardı, inanın çok mutlu olurlardı. Çünkü alıp satacaklardı, ticaretten vazgeçtiği zaman stoklarını satacaklardı, iş bitecek evet. ve bir balık kulübesi alıp orada bal tutacaklardı. Ama sanayici öyle değildir. Sanayici demek, milletçe çok iyi algılamamız lazım. Şimdi sanayici üretim yapar. Milleti adına üretim yapar. Tabii kendi adına yapar derler ama hayır. Milleti adına yapar. Ülkesi adına yapar. Tabii. Bu elde etmiş olduğu katma değeri gayri safi milli hasıla diyoruz ya. Onlarla paylaşır. Öyle ya da böyle paylaşır. Bu bir gün uzun vadede ya da kısa vadede mutlaka en ücra çıkma sokaktaki eve kadar dokunur. Şimdi sanayicimizin çok büyük dertleri var. Çok büyük sıkıntıları var. Bunları biraz ilerleyen programda... Şimdi bakın, ben
Buyurun. Çözümleri de dinleyeceğiz. Yani çözümler nelerdir? Şimdi ben özür dilerim. Engelleri ifade edeceğim. Turan Bey de bunlar, hayır Ömer Bey diyecek. Bunlar engel değil ki. Bilmiyorsun diyecek. Bak biz bunları da yapıyoruz diyecek. Bu formatta ilerleyeceğiz. Dolayısıyla sanayicinin gerçekten çok büyük sıkıntıları var. Sanayici, şimdi örnek vereyim. Ben temizlik ve endüstri kimyasalları sektöründeyim. Evet. Deterjan üreteceğim. Ya bismillah diyorsun. Önce kazan alıyorsun. Yetmiyor boru alıyorsun. Yetmiyor deyonuz alıyorsun. Yetmiyor laboratuvar kuruyorsun. Bir dönem sonra bakıyorsun, diyorsun ki ya ben bu işten vazgeçtim, gidiyorum. Mümkün. Sağ olsun. Bizim Bağlalı, Niğdeli, Hurdacı arkadaşlarımız geliyor. Benim 15-20 lira kilosuna verdiğim o yatırımı 50 kuruştan alırım abi diyor. Üzmüyor da nakitte veririm diyor. Sıkıntı yok diyor. Kafana takma diyor. Evet. İşte sanayicinin yatırımı böyle bir şeydir. Sanayici vazgeçtiği zaman kaybeder. Sürekli büyümek, sürekli farklılık yaratmak, sürekli gelişmek zorundadır. Bir de sadece sanayici de kaybetmez. Yani sanayici kaybeder dediğimiz zaman. Tabii çalışandan bahsetmedik. Hiç bahsetmedik tabii. Onlar yani korkunç. Çok şeyi var bunun, kaybı var. Dehşet. Yani aslında baktığımız zaman, oradan üretimden geldiğimiz zaman en ücra noktadaki bir vatandaşımıza kadar dokunur bunun ucu zaten. Kaybetmemiz lazım. Sizin vesilenize TV5 kanalıyla, ya ben bu arada çok siyasi değilim ama ben şeyi söyleyeceğim. Gelmiş geçmiş en iyi sanayicilerden bir tanesi de rahmetli anıyoruz. Hakikaten Necmettin Erbakan'dı. O hocamızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bunun sağla solla alakası yoktur. Vizyonla alakası vardır. O dönem içerisine dikkat ederseniz siyasilerin bence şimdi bana diğer meslek grupları kızacaklar ama galiba biraz teknik okul mezunu olması gerekiyor. Bakın Süleyman Demirel teknik okul mezunu, barajlar yapmış. Erbakan keza aynı şekilde sanayi. Bugün Konya'ya gittiğim zaman Konyalılar diyor ki yani bir Erbakan geldi geçti, işte Mercedes'lerin gelmesi, oradaki fabrikaların oluşması. Bunlar vizyonla alakalı, beklentiyle alakalı şeyler. Şimdi bunlar insanlar özlüyor. Orada siyaset söylüyor. Burada sanayici güveniyor, yatırım yapıyor. İşte biraz sonra Turan Bey'e geçecek o konuya. Bir yerden de destek alıyor. Şimdi sanayicinin girdiği 3 tane girdi var. Bir tanesi de bugün konuşacağız onu da. Tabii. Tabii bizim en büyük paydaşlarımız, her ne kadar patron görünsek de, bizim akşam baş başa kafa kafaya oturup sohbet edebileceğimiz elemanlarımız vardır. Onlar bizim iş ortaklarımızdır. Bazıları çok geliyor. İşte patron diyor, işte Mercedes'e biniyor, jibe biniyor diyor. Ben diyor asgari ücret alıyorum falan diyor. Siz zannetmeyin ki patronların içi burulmuyor. Buruluyor. Tabii ki. Ama orada yetersizlikler de var. Oradaki bizim personel dediğimiz arkadaşlarımıza asgari ücret verirken bazen asgari ücret çok pahalı bile buluyor. Çünkü verimlilikle ölçüyoruz. Örnek vereyim. Türkiye'deki kurmuş olduğumuz sistem üzerine bir düğmeye basıp adam 10 araba üretiyor Türkiye'de. Bir kişi Avrupa'da bir adam bir düğmeye basıyor 50 araba üretiyor. Şimdi evet. Buradaki verimli de ortaya koymak lazım. Bunu da eğitimle tamamlanması gerekiyor. Şimdi sanayicinin sıkıntıları büyük. Dolayısıyla sanayici şu dönemde özellikle büyüme trendine giren ülkemize hep soruyor, büyüyor muyuz? Evet büyüyoruz abi ama. Ben buradan sınıf arkadaşım ATO Başkanı'na da çok selamlarımı sunuyorum. Çok da değerli çalışmalar yapıyor. Dün bir toplantı yaptırmış. Evet. Toplanmışlar. Dün gazetelerde yazıyordu. Bakın bunlar dönem dönem deyince diyor ki Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şener 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracat, 233.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti diyor. Hem ihracatın hem de ithalatın önemli kısmının ara mallardan oluştuğunu belirterek dış açığa neden olan alanlarda üretim yapımızı geliştirmeliyiz diye. Bak ne kadar güzel bir cümle değil mi? Şimdi ben burada evet. Gördüğüm zaman ahvah çekmem lazım. İhracatla ithalat arasında bir fark var değil mi? Büyük bir fark var. Ama bir havuç da var. Tabii. Şimdi geliştirmeliyiz. Sanayici eğer o milletvekili olmuştum ya. Evet. Şimdi Turan Bey'in de fabrikası var, deterjan fabrikası. Kapımı çaldı. Dedi ki, ha Turan, ben A partisinin, Turan Bey de Z partisinde. Evet efendim. Şimdi biz ülkenin hep insanıyız değil mi? Tabii. Ben şimdi eleman alırken sağına soluna, dinine, imanına bakar mıyım? Çok affedersiniz. Yani tamam, hoş bir şey değil ama bu söyleyeceğim. Yanlış anlaş, seyircilerimiz beni anlayacaktır yani.
Bazen acite etmek lazım. Cinsel tercihi bile beni etkilemez. Adamın duruşu, bilgisi, varlığı önemlidir. Yani inanç Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir. Adam mı, sokağa tükürüyor mu, merhaba diyor mu, makinenin başına geçen kırıyor mu, mutlaka Ar-Ge'ye bir destekte bulunuyor mu? Onların hepsi düzeydir. O bizim başta dediğimiz her şey ortak bir noktaya geliriz. Dolayısıyla benim kapımı çaldı. Dedi ki abi ben yatırım yapacağım. Turan, aslında dedi bakın rakamları acite edeceğim. Bir 2,5 milyar dolarım var. 3 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyorum. Şimdi benim yaklaşımım çok önemli. Bir strateji çizmişim. Planımda var. Evet. Bununla ilgili bir sürü STK, bir sürü bürokratik kısımlar, işte bakanlıklardaki müsteşarlar, oradaki personel sağ olsunlar bir harita çıkartmışlar, yol haritası çıkmış. Bununla ilgili ben desem ki, ya dur, 2,5 milyara kardeşim sat fabrikanın ne işin var? Şu fabrikayı yık, şuraya bir 10 katlı gökdelen yap. 100 lira yapacaksın, 1 milyon dolara satacaksın desem. Ben şimdi adım ne olur? Bizim sanayiciye öncelik tanımamız gerekir. Eğer bir fabrikanın bir çatısının bir tane borusuna 2 metre daha konulacaksa öncelik 2 metre borudadır. Sonra evdedir. Biz gece kondarda yaşayabiliriz. O gece kondarda sonra onları biz normalde villa yapmayı biliriz. Konak yapmayı biliriz. Önce üretim gerekir. Şimdi gelelim vatandaşa. Bizi unutun. Üretim yapıyoruz. Tabii güzel şeyler gelişiyor bu ülkede. İlk Rusya'ya bisküvit gönderdi. Karaman bu konuda medarı iftiharımız. Gıda sektöründe. Şimdi isim kullanmayacağım. Çünkü çok film oldu. İlk kurulan şirket Rusya'ya biraz tuz oranını fazla koyvermiş abi. Çünkü fiyat odaklı gitmiş. Evet. Şimdi Rusya görmemiş bisküvit. Tamam almış. Fakat sonra abi global dünya gitti. Anladın mı telefon aldı? Ha global dünya. Abi bu adam Almanya'dan da şey gelmiş, bisküvit gelmiş. Avustralya'dan da gelmiş. Artık uçaklarla çok rahat. Tabii. Demiş ki ya ben şimdiye kadar ne yedim ya? Ben bunun için bir bedel de ödedim. Evet 10 lira ödemedim ama 2 lira ödedim. Ama ben bisküvit yemek istiyordum. İşte bir dönem sanayici arkadaşlarımızın, bakın Türkiye'de evet sanayicinin okulu yoktur. Biz hep mesela örnek vereyim. Ben 8 sene makine okudum. 4 sene teknik lise, 4 sene üniversite. Mezun olduğum bölüm üretim mühendisliği, ana bilim dalı makine eğitim bölümüdür. Pedagojik formasyon aldık, sosyoloji aldık, makine eğitim aldık, teorik ve pratik aldık. Bizim bölüm kapandı şimdi. Evet. Meslek eğitime darbeyi vurduk mu? Benim gibi adam yok artık. Kimse alınmaz. Yani bizim mezun olduğum arkadaşlarımın dışında artık yok. Anahtar teslim, fabrika üreten, fabrika yani meslek yapan. Meslek eğitime büyük bir tabii darbedir. Engellemedir. Evet. Bir de biz çok pahalı eğitildik. Taşlamanın bir fiil başında bulunduk. Tornanın bir fiil başında bulunduk. Yani laf laf açıyor ama her neyse biz vatandaşa tekrar geri gelelim. Şimdi Rusya'daki vatandaş biz bu sefer onun yanında daha rekabetçi, daha yeni bir fabrika kuruldu. Bu sefer şekeri doğru oranda attı ve aynı yere 2'ye değil 4 liraya gönderdi. Oh be dedi yani Rusya. Düzgün bisküvit de varmış. Şimdi soruyorum. Fiyat odaklı olmak her zaman karlı mıdır? Hayır. Hayır. Beklentiye verdiğin cevap, yani bir toplumun beklentiye verdiği cevap karşılıyorsan kaliteli demeksindir. İşte biz bir dönem galiba 15-20 sene önce Türkiye Cumhuriyet'teki sanayicilerimizin, bakın bir daha söylüyorum, hambalız biz, hambalız. Biz okuyacağız, bir avukat kadar hukuku bilmek zorundayız, bir muhasebeci kadar maliyeyi bilmek zorundayız, bir siyasetçi kadar protokolü bilmek zorundayız. Biraz bizim üzerimize vurulan yük çok fazla. Artı elemanlarken doğru elemanları alıp onları uzun vadeli hayal kırıklığına uğratmamamız gerekiyor. Doğru tercihler yapmamız gerekiyor. Tabii. Doğru yatırımı yapmamız gerekiyor. Çünkü bazen makineler yurt dışından geliyor. Döviz gidiyor. Şimdi ben 3 kuruş daha ucuz alayım diye bir bacağı eksik makine alırsam 2 sene sonra zaten o çöpe gidiyor. Çünkü hep para odaklı olduk. Demek ki bir finansal bir sıkıntı var bu ülkede. Bir gerçeklik var. Bunu çözmemiz lazım hep birlikte. Yani bu kolumuzdaki bilezikleri, saatleri satacağız. Lükse değil. Fabrikaya yatıracağız abi.
Üretim. Üretime yatıracağız. Üretime yatıracağız. Şimdi vatandaş da aynı şekilde bu ülkede Made in Turkey, üstün ve güvenilir Türk malını, yerli malını nihayet herkes yeniden keşfetti. Hani yıllar geçti, önce kaliteli mal çıktı filan, sonra en sonunda yine tekrar bütün dünya insanı keşfetti. Kaliteli insan kaynağı dedi. Hepsini üreten, hepsini düşünen, hepsini geliştiren insandı. Cenab-ı Allah'ın anatomiyi de çok severim bu arada. Herkes aslında vücudunu çok sevsin. O kadar çok konu var ki, evet, saatler yetmeyecek ya da günleri ayırmamız gerekiyor. Özür dilerim. Peki. Onlara... Dolayısıyla bizim önce yerli vatandaşımıza, halkımıza, milletimize dürüst ürün vereceğiz. Şimdi benim sektörümde ıslak mop diye veya nemli mop diye bir mop var. Çok basit yani, kıldan tüyden bir şey. Küçümsemiyorum. Abi bir tanesi 1.7 lira. Aynı mop, aynı ölçü 20 lira. Nasıl oluyormuş? İşte burada, evet, büyük sıkıntı. Evet. Bunun önüne geçilmek lazım. Yani geçilmesi lazım. Şimdi sizin söylediğiniz bir yana, ben az önceki söylediğiniz, şimdi siz yurt dışından işte bu bisküvi şeyin örneğini verirken kendi kendime hemen düşündüm. Bugün dedim, dışarıdan bize gelen turistlere de biz aynısını yapıyoruz. Maalesef. Biz kendi vatandaşımıza da aynısını yapıyoruz. Hele yani, biz vatandaşımıza daha çok. Burada geçiyoruz. Satmış olduğumuz ürün kalite aynı, marka aynı. Bir maalesef. Başka mahalleye gidiyoruz ya da bir başka noktaya gidiyoruz. Tamamen farklı. Bunun önüne geçmek lazım. Aslında çözüm yollarını da konuşacağız ama bu ara şey, evet, yapamadık. Özür dilerim. Geçemedik Turan Bey'e. İki dakika daha alacağım. Tabii. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülke topraklarında yaşayan her vatandaş lütfen yerli mal kullansın. Ve reklamasyon dediğimiz, üşenmesinler. Orada 800 hatlar var. Şikayetlerini bildirsinler. Önce kalitedir. Bakın, liste fiyat önemli değildir. Kullanım maliyeti önemlidir. Bunu öğrenecek vatandaş. Ki biliyor, bizden de iyi biliyor. Çok o inler, evet, acayip yani. Bakın, bir başka hastalığımızı söyleyeyim. Sonra kapatacağım. Turan Bey'e geçeceğiz. Evet. Şimdi bir vatandaşımız var. Ailesi var. Abi markete gidiyor. Markette eviyle alakalı gıdanın, temizlik malzemesinin veya mobilyanın en iyisini alıyor. En iyisini almaya çalışıyor bütçesine göre. Aynı vatandaş, satın almacı abi, geçiyor kurumun başına. Kurumda da ne kadar ucuz, ne kadar dandik, ne kadar kriterlere uymayan malzeme varsa onları topluyor. Evet, çünkü yukarıdaki alkışlıyor. Bravo bak, diyor ki ben 10 kuruş daha aşağı aldım. Ama ne aldın diye bir sor bakalım. Ne aldın? 10 kuruş aşağı ama ne aldın? Bu 200'ü de bırakmamız gerekiyor. Yani bu ne demektir? Sanayici üretirken bu benim evladım markete gidip bunu alacak, benim teyzemin kızı bunu alacak, ona göre üretmem lazım diyecek. Onu alan teyze kızı da şu güveni alacak. Ha, bunu benim dayılarım, amcalarım, biz onların dayıları amcalarıyız. Abileri, kardeşleriyiz. Hep beraber kardeşiz. Onlar da o bilinçle hareket edecektir. Efendim biraz fazla ifade ettim ama üç bakış açısını söyledim. Siyasi ayak, sanayi ayağı, vatandaş ayağı. Birbirimize aslında ne kadar bağlıyız değil mi? Ama bağlantılı. Şu anda üçe bölünmüş koro halindeyiz. Hedefler büyük. Algılama tam. Yetersizlikler var. Vatandaş evde kaliteli, kendi çalıştığı kurumda en verimsiz şekilde hareket ediyor. Efendim teşekkür ediyorum ama batmıyoruz. İyiye gidiyoruz. Turan Bey şimdi aktaracak. İnşallah. Tabii Turan Bey, şey yapacağız şimdi, bunun çözüm noktalarını dinleyeceğiz. Bunların karşılığında ne yapılması lazım, onları dinleyeceğiz. Şimdi Ömer Bey anlattı. Yani Ömer Bey'i iyi dinledim. O kadar derine şey yaptı, dokundu, tamamen bir tane tane anlattı, aktardı. Vatandaş olsun, siyaset olsun, sanayi olsun, hepsine değindik. Tabii Ömer Bey'in söylediği gibi o bir vatandaş alıcı olarak gidiyor. Bir taraftan da orada satın almada çalışan biri olarak aynı durumda olduğu zaman, şimdi sanayide de olsun, bu yerli üretimde de olsun, baktığımız zaman vatandaş artık o kadar sıkıntılı ki, o kadar ekonomik dar boğaz mı diyelim biz ya da vatandaşın boğazı mı sıkılmış diyelim bilmiyorum ama artık bir ürünü alırken kalitesinden önce fiyatına bakıyor. Kesinlikle. Yani fiyatı ne kadar uygun, ne kadar bize göre, bunun peşinde koşuyor. En yakınında tabii bu biraz farklı bir konu ama ithalat olayından da, evet, bir örnek verebiliriz. Şimdi vatandaş böyleyken
Bizim reyonlarımızda yerli üretilen ürünlerimiz neredeyse yok denecek kadar azken biz buraya çözümü nasıl bulacağız? Aslında çözüm yine devletin kurumları aracılığıyla ilan edildi. Ama bu ilanı doğru okuyamadı hem sanayici hem vatandaş ve küçük esnaf. Neden doğru okuyamadı? Az önce Ömer abi, ben uzun zamandır tanıyorum. Birlikte de çalışıyoruz. Söylediği şey şu: ben ürün üretiyorum, bir boru daha uzatacağım, 2 metre uzatacağım dediğinde ben diyorum ki uzat, param yok diyor. O zaman bak, bunun çözümü var. Sen stratejik bir ürün üretiyorsun, kimyasal bir ürün üretiyorsun. Bu ürünün de 20 NACE kodu, uluslararası standartlardaki faaliyet kodu. O zaman devlet diyor ki sana, gel kardeşim diyor, sen bir malı, stratejik bir ürünü üretiyorsan ben sana 5 milyon TL, bakın sanayici için söylüyor bunu, 5 milyon TL hibe vereyim, bunun %70'ini bana geri verme diyor. %30'unu da ben sana kredi vereyim, onu da kolay kolay öde bana diyor. Yani hibenin %70'ini geri verme, %30'unu... 5 milyonun %70'i senin olsun, ben sana bağışladım kredili diyor. Kredili bir şekilde. Geri kalan %30'unu da diyor şey yapayım. Bunu kim diyor? COSGAP diyor. Peki kaç sanayici biliyor? Sanayicilerin bilmesi aslında o da çok önemli. Ama bir de şu yönden baktığımız zaman, tamam, COSGAP böyle bir projeyi getirdiği zaman bir destek veriyor. Siz bir proje hazırlıyorsunuz, götürüyorsunuz, bir destek alıyorsunuz, bir hibe alıyorsunuz. İşin aslında büyük boyutu, önemi bu hibeyi aldıktan sonrasıdır bana göre. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben artık öyle bir duruma geldik ki işi yapıp da gerçekten karşımızdaki ya da çevremizdeki insanlara faydalı bir iş yapalım, ortaya çıkaralım değil. Ben bu işten ne kadar kar ederim, ne kadar kendimi kurtarırım, bu projeden kendime ne kadar bir gelir kaynağı sağlayabilirim. Tabii bunu yaptıkları zaman başlarında onların uzman var mı? Yani bu işi gerçekten ya, bilen ehillerine mi veriliyor bu para? Aslında şöyle, bir dönem su basmanı yapılmış yüzlerce ahır vardı biliyorsunuz. Devlet hayvancılığı desteklemek adına önden peşinatlı paralar ödediler. İnsanlar ne yaptılar? Gittiler bir arazinin içerisine betonu döktüler. Bak, ben burayı ahır yapacağım dedi ve paraları alıp sonra yatlar katlar alındı bu paralarla. Fakat son dönemde bu artık daha sıkı. Diyor ki biraz sen harca, biraz ben vereyim. Biraz sen harca, biraz ben vereyim. İlini taşın altına sok. Fakat asıl sorun da şu: bütün devlet destekleri aracısız yürütülür diye bir prensip var. Fakat bu gerek sanayiciler, gerekse küçük esnaf, bu aracısız yürütülen bürokratik faaliyetleri ne yazık ki ne biliyorlar, ne nasıl yapılacaklarını biliyorlar, nereden başlayacaklarını biliyorlar. Ve bununla ilgili de çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunun da iki türlü sonucu çıktı. Bir tanesi danışman kavramı çıktı. Bu danışman adını kullanan, biraz yasa dışı iş yapan firmalar çıktı. İşte bana X lira gönder, ben sana formülü göndereyim şeklinde. Evet. Giden formülde ilgili kamu kurumunun sitesinin dokümanlarını kağıtlara çıkarıp dosyaya koyup göndermek oldu. Ve çok kişi bu anlamda canı yandı ve danışmanlık kavramına da güven kalmadı. Aslında her şeyden daha önemlisi, hem denetim hem de başlangıç sürecinde gerek COSGAP gerekse diğer teşvik eden kamu kurumları, teşvik sonrası takip ve teşvik öncesinde de danışmanlığın belli bir standardını oluşturması gerekti. Bir dönem Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi ile COSGAP arasında böyle bir standart oluştu. İşte KOBİ danışmanlığı standardı diye MYK tarafından da sınavları yapıldı. Ancak ortaya çıkan şey şu ki, bunun da denetimi yok. Sizin o belgeyi alıp almamanızın hiçbir önemi yok piyasada. Ne biliyorsunuz, kimi tanıyorsunuz sorusunun cevabı, önemi var. Benim işimi %100 geçirmek için kimi tanımak gerektiği, asıl vahime burada. Yani o tanımak olayını açtığımız zaman, tabiri caizse, kim bana burada torpili yapabilir, yardımcı olabilir? Kesinlikle doğru. Ve o dakikadan sonra zaten denetim olmaz. Evet. Zaten bunu takip olmaz. Aynen ki öyle. Bu zihniyetle yaklaştığınız zaman da alacağınız paradan, hibeden faydalı bir şey ortaya koyamazsınız. Doğru. Art niyet vardır. Art niyet öyle oluşuyor. Bunun da örneği biliyorsunuz, 2016'da devlet işte küçük esnafa belli bir kredi, faizsiz kredi çıkarttı. Fakat bugün işte yasalara, dava konuları olan yüzlerce haksız yere gitmiş krediden söz ediliyor. Bununla ilgili çeşitli kamu görevlileri hakkında soruşturmalar devam ediyor.
Asıl problem orada hem doğru desteğin doğru yere gidişiyle ilgili sürecin iyi takip edilmemesi, hem de verilen desteğin sonrasında doğru kanal kullanılmış mı? Dikkatli ve titiz denetlenmiyor. Problem burada. Bir başka problem ise sanayici veya küçük esnaf tarafında. Şöyle bir algı oluştu bütün sanayicilerde. Ya arkadaş, biz başvursak da alamayız. Tanıdıklarına verirler. Şimdi bunun eskiden doğruluğu belki vardı ama şimdi biraz daha düştü bu risk. Yani tanıdığına verme riski. Ya düştü ama özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bunun şeyi, meblağ olarak bir fark olabilir mi? Yani ben 1 milyon lira bir proje hazırladım. 1 milyon liralık proje. Ben bunun karşılığını destek olarak istiyorum. Yani ama bir tarafta da 50 bin lira, 100 bin liralık bir proje hazırlayıp verenler. Doğru. Bence yani benim tahminime göre o 1 milyon alacak kişinin yine de bir tanıdığa ihtiyacı vardır herhalde bu dönemde. Yani çünkü o 5-10 bine verirler gibi geliyor. Yani çok... Bir saptama yapabilirim. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Bak, onun bir atasözü var. Bal tutan parmağını yalar. Artık bu ülkede seven o parmağı kırar abi. Kırdığı ana itibaren her şey düzelir. Bal tutan parmağını yalayamaz. Hak vardır orada. Kesinlikle. O parmak kırılması gerekiyor. Artık o döneme geldik. Şimdi orada... Kıracağız inşallah diyelim. Yani i̇nşallah. Kırılır Giriş diyelim. Olursak, yani çünkü... gülersek, dürüst olursak tabii gülersek. Ki, tabii hep ki. Birlikte. Şimdi bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu tanıdık kısmı biraz azaldı. Neden? Çünkü artık devlet destekleri veri tabanı üzerinden, işte kalkınma ajansları KAIS üzerinden, kamu destekleri yönetim sistemi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla puantajı da aslında biraz bilgisayar veriyor. Dolayısıyla orada da asıl olan şey, siz projeyi doğru yere, doğru kutucuklara, doğru şeyleri yazabiliyor olmanız lazım. Ve yatırımcının da verdiği belge ve bilgilerde doğru kayıtlar yapması gerekiyor. Doğru bilgiler vermesi gerekiyor ki sistem puantajlasın. En son noktada kurulu biraz daha genişlettiler. Bağımsız değerlendiriciler girdi devreye. İşte üniversitedeki hocalar, sanayideki ileri gelmişler. Kişiler bu kurullara görev almaya başladı ve eğer düzgün bir proje yaptıysanız tanıdığınıza ihtiyacınız kalmıyor. Evet. Peki bunun için şöyle bir şart aranıyor mu? Yine aklıma siz anlatırken meslek eğitim de geldi şöyle bir baktığımız zaman. Çünkü her projeyi hazırlayıp başvuran o projenin karşılığında bir destek alabiliyor mu? Yani anlamadığı bir dal dahi olsa. Ha, yok. Şimdi aslında 3 tane temel soru var. Projeye başvuran kişiye ilgili kurum şu soruyu soruyor. Sen kimsin? İşte ben bilgisayar mühendisiyim. Ne yapacaksın? Hayvancılık yapacağım. Bir dakika dur diyor. Sen bunu yapamazsın. Çünkü bu konuyla ilgili net tecrüben var. O zaman diyor bana bunu yapabileceğini ispat et. Ne yap? Git. Çiftçi kayıt sisteminde son 3 yıldır çiftçilik yaptığını belgele. Örneğin ben bir bilgisayar mühendisi olarak gidip program yazacağım dediğim zaman beni başka türlü dinliyorlar. Diyorlar ki tamam sen program yazabilirsin. Buna yetkinliğin var. Ne yazacaksın? Bu yazdığın şey ülkeye ne katacak? Sana ne katacak? Dünyaya ne katacak? Bu bir buluş mudur yoksa bir şeyin taklidi midir? Bütün bu detaylar eğer siz projeyi iyi anlattıysanız ve de siz projeye, proje de size uygunsa cevabını doğrudan evet alabilirsiniz. Evet. Aslında biz bayağı bir şeyimiz var. Baktığımız zaman yine sanayiden konuşacağız, o sorunlardan konuşacağız ama Turan'da alacağımız taş gölgesi herhalde de var. Yani... Üzerine çıkıp kahkaha atacağımız aynı taş da var yani. Tabii ki. Az önce Ömer abi dedi ya, ben dedi 15 liraya kilosunu verdim, kazan aldım, 50 kuruşa da geri alıyorlar benden. Hayır Ömer abi, satma onu. Satma çünkü gel sen eğer işini genişleteceksen elindeki varlıkların üzerine ihracat mı yapacaksın? Bir yere numune mi göndereceksin? Ekonomi Bakanlığı'nın döviz kazandırıcı faaliyetler içerisinde bununla ilgili sizin yurt dışında bir müşteriniz gelecek, onu otelde misafir edeceksiniz. Oraya kadar. Veya siz müşterinize gideceksiniz, oradan satış yapacaksınız. Oraya kadar tüm giderlerinizin yarısını devlet gönül rahatlığıyla veriyor. Son dönemde yaşanan sıkıntılardan birisi. Diyor ki işte ben diyor fuara gideceğim ama cebimdeki para yetmiyor. Doğrudur, yetmez. O zaman diyoruz gel KOSGEB'e ya da TÜBİTAK'a ya da kalkınma ajanslarına git.
ya da bölgesel kalkınmalara git ya da ilgili bulunduğunuz ildeki ihracatçılar birliğine git. Ve o insanlar sizi alsınlar. Tek başınıza harcayacağınız paranın yarısına, yarı parasına sizi götürsünler, müşterinizle buluştursunlar. Ya da müşterinizi buraya getirsinler. İşte orada STK olarak biz devreye girebiliyoruz. Mesela bu programdan reklam değil bu. Piyasaya güvenmeyen UTESCON'a gelsin. Kim olursa olsun. Mevlana gibi. Yine bahsedeceğiz, evet. Devam edeceğiz. Hatta yine sorunları konuşacağız. Yapılması gerekenleri konuşacağız. Teşekkür ederim. Çözümü de Turan Bey'den dinlemeye çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız ama sorularım da var benim yine bu konuda. Evet. Ancak kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra rahat bir şekilde devam edelim. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, Ulusal Sanayimizin bugünkü durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Ömer Bey, Turan Bey ile birlikte birinci yarıyı geride bıraktık. İkinci yarımız başladı. Devam edeceğiz. Bir tarafta sorunları dile getiriyoruz. Bir tarafta da çözüm noktaları nelerdir? Yani bunun şeyi var mıdır, karşılığı var mıdır bu sorunların? Tedarik edilir mi bu sorunlar? Onu konuşmaya çalışıyoruz, değerlendiriyoruz. Son olarak eğer Ömer Bey müsaadeniz varsa oradan geçmek istiyorum. Şimdi biz KOSGEB'in projelerinden bahsettik. Üretim yapmak isteyen sanayicilerimiz olsun, üreticilerimiz olsun, KOSGEB'in hibelerinden faydalanmak isteyenler projelerini hazırlıyorlar. Alanlarında uzman olmaları gerekiyor demiştiniz en son. Yani bir bilgisayar mühendisinin gidip de ben çiftçilik yapacağım diye bir şey, yani böyle bir talepte bulunamaz. Bulunursa bu işi 3 yıl yapması gerekiyor gibi bir şey demiştiniz. Şimdi biz bu projelerde hazırlıyoruz, götürüyoruz, veriyoruz. Yani aslında bunun önemli olanı, projeyi hazırlayıp getirdikten sonra, biz bu desteği verdikten sonra asıl maçın başladığı yer, asıl takip edilmesi gereken yer, asıl üretimden faydalanılması gereken yer, bunun milli olarak yetiştirilmesine katkı sağlayana parasal destek veriyorsak, oradan yetişmesine de takiben destek vermemiz lazım. Aslında bu çok önemli. Aslında takiben de destek veriliyor. Oradaki süreç şu. Örneğin bir ARGE projesi yaptıysanız, ARGE projesini sonlandırdığınız ya, yani program bittiğinde ortaya çıkan prototip ürün, yani bir tane örnek ürünü gerçekleştirdiğinizde devlet yine elinizi bırakmıyor. Diyor ki, hadi sen bunun bir tanesini yaptın, çok güzel. Şimdi bunu endüstriyel uygulama yapalım. Ne yapalım? Seri üretime geçelim. Bu sefer de kesenin ağzını açıyor. Diyor ki, seri üretime geçmek için diyor, sana ne makine lazım? Personel mi lazım? Yoksa eğitim mi lazım? Yurt dışında müşteriyle mi görüşeceksin? Tanıtım mı gerekiyor? Ne yapacağız? Burada eğer doğru şeyleri doğru kanallardan doğru şekilde talep ederseniz, inanın ondan sonrası da geliyor. Evet. Bunun en güzel örneği işte eleman sıkıntısından söz ettik az önce. Diyor ki KOSGEB, o zaman diyor, ben nitelikli eleman diye bir kavramım var benim. 2 yıllık, 4 yıllık üniversitelerde mezun olan gençlerimizden birini işe alırsanız diyor, yarı maaşını ben veririm diyor. Yarısını sen ver, yarısını ben vereyim diyor. Nitelikli personelin dışında normal çalışan işçi alacaksınız diyor. Dönün gelin diyor işkur, ben diyor işveren payını, sigortasını ben ödeyeyim diyor. Yani devletin her kanalında birçok konu için destek var. Ama bu desteği doğru yerden, doğru zamanda ve doğru formlarla istemek gerekiyor. Bugüne kadar alamıyorsa eğer insanlar ya kanalı yanlış seçiyor, yanlış kanaldan talep ediyor ya da talep etme formunu yanlış dolduruyor. Devlette çünkü iki türlü talep, dosya inceleme yanı var. Bir tanesi usul açısından inceleniyor, ötekisi içerik açısından inceleniyor. Usul de nedir? Örneğin bir personel desteğine gidip İşkur yerine Sanayi Bakanlığı'ndan isterseniz benim böyle bir desteğim yok der. Ama bir makine ihtiyacım varsa da bunu da İşkur'dan isteyemezsiniz. Çünkü İşkur'un yetki alanında veya yetenekleri içerisinde yok. Doğru kanaldan kastım buydu. Tabii şimdi aslında siz anlattıkça soru içinden soru da çıkıyor ama genelde öyle oluyor. Şimdi biz Ömer Bey'le devam edeceğiz. Hatta o soru üzerinden Ömer Bey biraz sorunlarımıza değinsin. Devamında tekrar sizinle devam edelim. Ömer abiye geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra geçelim. Özellikle şu MYK konusu. Aslında ona vereceğim bir pas olacak bu. MYK da diyor ki, ben nitelikli personelde yetkinlik ve standartlar oluşturacağım. İşte UTESCON olarak bizim yaptığımız çalışmada da bu MYK ile ilgili.
İşte bir konu seçtik. Hijyen, hastane hijyeniyle ilgili. Şu anda o standartlar yazılıyor. Bu yazılan standartları bu sefer diğer devlet kurumları göz ardı etmedi. Çok güzel bir çalışma oldu. Dedi ki KOSGEB, ben şimdiye kadar nitelikli personel olarak 2 ya da 4 yıllık üniversiteleri alıyordum. Ama artık eğer MYK'dan standartizasyonda almış birini de işe alırsan, İşkur'la beraber bir protokol çalışmaları devam ediyor bildiğim kadarıyla, henüz bitmedi. Onu da nitelikli personel kavramına sokacağım dedi. Öyle bir avantajı var. Evet, aslında pası biz şey yapalım, aktaralım. Şimdi tabii Turan Bey anlattı, söyledi. KOSGEB'in, yani ben dinlerken şöyle düşündüm. Gerçekten iyi imkanlar sağlanıyor. Ya bizim vatandaşımız çok bir haber bu olaydan. Sadece KOSGEB değil, 118 nokta. Yani ona da baktığımız zaman, şimdi İşkur da dedik, şimdi bakıyoruz. Aslında hepsi bağlantılı sorunlar olarak da birbirinin karşısına çıkıyor. Şöyle baktığımızda, bugün 4 yıllık bir üniversiteyi okuyan, yüksek lisansını yapan İşkur'dan bir işe girmeye çalışıyor. Bugün İşkur'un vermiş olduğu, belirlemiş olduğu şartlar belli ortada. Bir kuruma gidiyorsunuz, yönetici diyor ki ben sana niye fazla para vereyim? İşkur'dan zaten bağlıyorum, zaten ucuz maliyetli iş gücüne sahip oluyorum diyor. Evet. Şimdi tamam, böyle güzel imkanlar sunuluyor, ancak şöyle fotoğrafa baktığımız zaman, bir ülkemizin durumuna baktığımız zaman ne kadar bir faydası var, ya da bugüne kadar neden daha artı bir faydası olmadı? Şimdi efendim, bu topu ben şöyle alacağım ve anlaşılır bir lisanda aktaracağım sevgili seyircilerimize. Hiç ümitsiz olmasınlar. Şimdi en büyük problem, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgilerimizi, Başbakan'a, muhalefet liderlerine, hatta ve hatta mecliste olup da meclise giremeyen o arkadaşlarımıza bile selamımız olsun. Şöyle bir şey yapmış devlet. Şimdi hepsi bilinçli insanlar. Bir defa net. Yani hiç siyasi parti ayırmıyorum. Çünkü hepsi vatandaş için. Türkiye Cumhuriyeti'nde her faaliyet bir el tarafından puzzle haline getirilmiş. Puzzle puzzle. Evet. Turan Bey'in, sizin, benim, işte bizi şu anda izleyen bir sürü seyircimizin hemen ilk aklına şu gelsin. Bu devlet çok mu beceriksiz? Biz çok mu beceriksiziz? Benim çocuklarım niye bu başarısız gibi gözüküyor? Üniversiteyi bitirdi, takdirle bitirdi, iş bulamıyor. Veya sanayicimiz üzülmesin. Şimdi öyle bir puzzle olmuş ki bu ülkede, bu puzzle'ı aslında son dönemde bir gerçekten Kanal TV 5'e çok teşekkür. Bu programı birkaç defa daha yapıp böyle siyasete de gelirse gelsinler. STK'lar gelsinler, bürokrasi gelsinler, sıkıntıyı aktaracaklar. Ben bir örnek vereceğim. Tabii, buyurun. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu ATO'nun düzenlediği konferansta enerji, sağlık ve ulaştırma sektörleri masaya yatırıldı abi. Bununla ilgili bizim amiyana tabirle lütfen siyasilerimiz almasın. Kelli felli tüm profesörlerimiz, siyasilerimiz, cumhurbaşkanlarımız, sanayicilerimiz bir araya geldi. Zaman harcıyorlar. Evet. Oturmuşlar Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Eyüp Gümüş. Sağlıkta merkezi alım sistemi olacağını belirtmişler. Şimdi bir sanayiciler panik oluyor. Bir sor bakalım, var ya Şener Şener, bir sor bakayım niye acaba böyle diye. Diyor ki devlet malzeme ofisine benzer bir sağlık malzeme ofisi kurmak istiyoruz. Güzel. Evet. Tamam. İlk duyduğum zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Ön yargım var, paradigmam var. Masa çok güzel. Yani masada konuşulanlar güzel. Güzel. Şimdi peki buraya niye gidildi? Bir sor bakalım. 3000 tane tedarikçi Sağlık Bakanlığı'na mal satıyor abi. Van Devlet Hastanesi A malını 3 liraya alıyor. Edirne Sağlık Devlet Hastanesi aynı malı 6 liraya alıyor abi. E şimdi soru nerede? Puzzle'da. Evet. E şimdi eğer ben buradan özellikle siyasi partilerimize de gönderme yapmak istiyorum. Bağlantım var. Evet, bir telefon bağlantımız var. Tabii biz çalışmalarımızdan bahsediyoruz. UTESCO'nun çalışmalarından sanayiyi değerlendiriyoruz ama tabii UTESCO'nun bildiğimiz kadarıyla kadın kolları da var. Tabii. Yani bir de tabii sizlerin çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Bir de kadın kolları. Onlar coşku oldukları için herhalde bir katılmak istediler. Yani aslında onların vermiş olduğu emek çok önemli. Teşekkür ediyorum. Tabii UTESCO'nun Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda UTESCO'nun Kadın Kolları Başkanı Derya Ülger hanımefendi telefon hattımızda. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.
Tabii biz UTESCO'nu konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz, sorunlarımızı konuşuyoruz. Ömer Bey ile biz artık sorunları ortaya çıkarıp, o sorunların noktalarını belirtip aktarmaya çalışıyoruz. Turan Bey de o sorunları evet. nasıl çözeriz, nelerden faydalanabiliriz yönünde bizlere bilgiler aktarıyorlar sağ olsunlar. UTESCO evet. olarak kadın kollarının çalışmaları nelerdir? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Bu konuda da sizden bilgi alalım. Tabii ki. Öncelikle ben tüm TV5 ekibine, size, Ayşe Hanım'a ve diğer ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü daha önce de bizi konuk etmiştiniz bizim hane programında ve sosyal medyadan ve tüm işte programlarınızı da mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum. Tüm sosyal projelere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü hem Türk halkımız adına, hem insanlarımız adına, hem de tüm STK'lar ve dernekler adına teşekkür ediyorum size. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Ömer Bey merhaba. Merhabalar. Turan Bey merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kadın kolları olarak biz 4 ay oldu kurulalı. Evet. UTESCO'da kadın kollarını kuralı 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreçte neler yaptık? Şimdi ağırlığı biz madde kullanan gençlerimize, çocuklarımıza ve mağdur ailelere verdik. Bu konudaki mağdur ailelere verdik. Evet. Bu konuda neler yaptık? Çok şükür Rabbime şu ana kadar 35'i buldu. Bugün de 3 kardeşimizin hastaneye yatışını sağladık. Maşallah. Tedavisinde başlanıldı. 35 tane kardeşimizin tedavisini tamamladık. Bunların sosyal hayata adapte olmaları için olan rehabilitasyon sürecinin de sonuna geldik. 2 kardeşimiz şu an işe başladı. Bir ne tanesi nişanlandı. Yakın bir sürede düğünü olacak inşallah. İnşallah. Yine bunun yanında, bunun dışında şimdi tedaviden önce önlemek çok önemli. Çünkü bir taraftan tedavisini yaptırıyorsunuz, öbür taraftan kullanıcı sayısı artıyor maalesef. Tabii ki maalesef durum evet. bu. Bunu... Evet, buyurun buyurun. Bunu... aynı konudan devam edelim. Tabii, bunu... bunun için de bir proje gerçekleştirdik ve Türkiye'nin her yerinde bilinçlendirme seminerleri düzenliyoruz biz. İşte ebeveynlere ayrı seminerler düzenliyoruz. Gençlerimize ayrı, öğrencilerimize ayrı bir takım bilinçlendirme, önleme amaçlı seminerler ve paneller düzenliyoruz. Evet, maşallah. Yine sosyal deneyler gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucuyla mücadele konusunda sokaklarda yapıyoruz bu deneylerimizi. Yine bunun dışında şimdi ülkemizde biliyorsunuz misafir olan bir takım kardeşlerimiz var. Farklı evet, ülkelerden evet. işte savaştan ya da farklı mağduriyetlerden dolayı ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimiz var. Şimdi onlar için hayat koşulları Türkiye'de biraz daha zor. Çünkü hiç bilmedikleri bir ülke, hiç tanımadıkları bir kültür diyebilirim size. Evet. Bu anlamda kadınlarımıza çok çok büyük görevler düşüyor. Takdir edersiniz ki. Şimdi yapmış olduğumuz, gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde Türk kadınlarımızı ve mülteci kadınlarımızı bir araya getirerek onların kültür alışverişinde bulunmalarını sağlıyoruz. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Evet. Yine bunun dışında işte mağdur olan, şiddet mağduru olan ya da işte farklı sebeplerden dolayı evinden uzak kalmak zorunda kalan bir takım işte bize gelen vakalarda da gerek. Evet, hattımız kesildi. Yani, manevi yönümüz yüksektir. Yani maşallah, yani toplayan kısımları biz dağıtmayı biliyoruz. Verene, pardon neydi? Alanel Verenel'den daha hayırlıdır. Evet. Doğru mudur? Evet efendim. Maşallah diyelim. Yani tabii UTESCO olarak siz geniş yelpazede çalışmalar yürütüyorsunuz. Kadın kolları da aslında çok önemli bir nokta. Rakamlar verildi. Burada tedavi öncesinde teşhis edilip ilgilenilen kardeşlerimiz var. İki kardeşimiz yanlış duymadıysam düğünleri yapılacak. Tabii. Kurtuldular, yani, güç sahibi oldular meslek edindiler. Yani bu en büyük belalardan biri. Bir de tedavi olacakları şekilde de herhalde o hastanelere tabii, yatırılma, rehabilitasyon olsun onların takibi de var. Türkiye'nin en ücra noktalarında seminerler düzenleniyor. Aynı zamanda çocuk olsun, genç olsun ebeveynler de
Yani sadece bağımlı değil, Kesinlikle. ebeveynlere de yönelik bir çalışma var. Ben buradan bağlantımız kesildi ama çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin. İnşallah tabii gücünüzün üzerine bu şekilde daha da güç katacağınızdan eminiz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Derya Ülger Kadın Kolları Başkanı UTESCO'nun, aynı zamanda UTESCO'nun Genel Başkan Tabii, Yardımcısı doğru. Derya Ülger Hanımefendi telefon hattımızdaydı, konuştu. Allah yardımcılar olsun diyoruz. Evet, bir göndermem olacak demiştim. Evet, buyurun. Şimdi efendim, ben biraz artık realiteye gidelim. Konuştuk. En son bir çalışmadan bahsedeceğim ben size. Kamu iktisadı teşekküllerindeki ben bu şey konusunda, sağlık malzeme ofisi konusunda çok pozitif bakıyorum. Ama kriterleri görmek istiyorum sanayici olarak. Ki bu Tabii. çalışmada tahmin ediyorum hem siyasi kesim, hem STK'lar, hem de akademik kariyere sahip arkadaşlarımız ve bizim bilmediğimiz daha nice cevher, değer insanların burada katkısı var ki bir standart oluşturmaya Ya çalışılıyor. tabii ki. Fakat yine her şey insana geliyor Mustafa abi. İnsan iyi niyetliyse, yani Van'daki bir hastaneye 3 lira verip Edirne'deki hastaneye 6 liraya veriyorsa, şimdi hep şunu söylüyoruz biz. Sistem sorgulanmalıdır. Biz de diyoruz ki sistem değil, önce bir aynaya kendine bak diyoruz. Evet. Sistem ne kadar gevşek olursa olsun. Çok affedersiniz. Rüşvet dediğimiz o çirkin, melanet, elleri kesileci, ya hırstan çok daha öte aşağılık bir Tabii, hareket tabii. bitmesi gerekiyor bu Kesinlikle, ülkede. kesinlikle efendim. Yani sen hem maaşını al, hem otur tut, bir de oradan rüşvet al. Ki ben artık çok da kaldığına inanmıyorum. Çok nadirdir. İnanın. Yani isteğimiz onların da olmaması. Kesinlikle. Şimdi bu anlamda hemen size pratik bir şeyden ifade edeceğim. Tabii buyurun. Geçenlerde isim kullanabilirim, platformların isimlerini kullanabilirim. Ne kadar hareketli olduğumuzla ilgili. Bize Buyurun. Kara Elmas Kalkınma Platformu diye bir platform geldi. Metin Karabey. Ömer dedi, ben dedi biliyorsun dedi teknik öğretmenim. Biliyorsun Zonguldak sevdalısıyım. Ben Zonguldak'ın şu andaki pozisyonunu sevmiyorum. Ölmeden önce oranın kalkınmasını görmek istiyorum arkadaş dedim. Ülkemizde her mahallede, her sokakta, her hanede olduğu gibi böyle insanlarımız var. Tabii ki. Çok fazla. Bakın inanın %95 şöyle, %5'i biraz sıkıntılı. Konuşabilsek anlayacağız zaten. Peki Metin ne yaparız dedik? Zondef, Zonguldak Dernekleri Federasyon. Federasyonu, yine Karayelmas Platformu bizi Zonguldak'a davet ettiler. Karayelmas Üniversitesi'nin bir bölümünde bir hafta sonra bir toplantı yapıldı. Sağ olsun o ilin valisi, emniyet müdürü, işte Alaplı Özkan Bey, OSB bölge müdürü, Evet. bir sürü bürokrat, yönetici hepsi oradaydılar. Bir sürü şey konuştuk. Biz de diyoruz ki konuşmayalım artık yapalım. İlk baktığımız nokta şu. Şimdi realiteye geldik. Bizi anlayacak. Önemli noktaya geldik Heh, şimdi. evet. Zonguldak 3. bölge, Düzce 4. bölge. Tamam. Güzel. Bu bölgeler nasıl oluşur sevgili seyircilerimiz? Bir ilin kestiği faturalar, ürettiği faaliyetler toplanır, oradaki nüfusa bölünür ve ondan sonra o ilin geliri, kişi hanesine düşen gelir hesaplanır. Şimdi Zonguldak'ın bir şanssızlığı var, bir şanssızlığı var. El eli demir çeliğimiz var. Baba para basıyor, üretim yapıyor ama kömür ocakları kapanmış. Evet. Devrektaş 3 defa el değiştirmiş. Ankara'daki site esnafıyla galiba İnegöl esnafı katma değeri yüksek olmadan uyanıklar onlar. Ağaçları kestiriyorlar, kurutuyorlar. Kendileri ilgili bölgelere çekip orada katma değerini yükseltiyorlar. Biz dedik ki bir dakika durun bakayım dedik. İşte Turan Bey'le konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu anda görüşmeler, toplantılar, kahvaltılar hepsi kırla gidiyor. Görüşüyoruz şu anda. Şimdi bakın bir ildeki bir fabrika o bölgeyi nasıl kalkındırmış değil mi? Ama nerede sıkıntı var? Bu arada Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı aradık. Dedik ki biz böyle böyle bu bölgeyi kalkındırmak istiyoruz. Ya Ömer Bey dediler bizim orayla alakalı teşviklerimiz var. İşte Turan Bey'in Evet. dediği gibi. Ne var? İşte biz mesleki eğitimler veriyoruz. Personelle ilgili istihdamla alakalı bir takım teşvikler veriyoruz. O sorduğunuz sorunun cevabı var ya. Haklısın abi. Net. Halen torpil dönüyor mu? Dönüyor. Halen yandaş kim hangi parti olursa olsun var mı? Var. Halen rüşvet dönüyor mu?
Dönüyor evet. Abi. Net. Bunlardan kurtulmamız lazım. Liyakatın gelmesi lazım. Kardeş olma, ya Cenab-ı Allah bizi yaratmış, dünyaya atıvermiş. Kesinlikle öyle. Yani neyi paylaşamıyoruz? Bunlar aslında evet. Buyurun buyurun. Zonguldak'a gelelim. Zonguldak'ta şimdi öncelikle çare şu. Biz tabii her ne kadar konuya hakim de olsak bilmediğimiz çok konu var. Önce orada dedik ki ya bu şeyi fabrikanın eğer oradaki belki yine 300-500 bin kişi neyse onlara faydası oluyor tabii ki. Olmaz evet, mı? Evet tabii. Şimdi dedik ki bunu siz bir defa büyük mükellefleri alınız. Veya bir çare bulun. Alokasyon yapın. Sadece o bölgeye has yapmayın ki Zonguldak limanı var. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, tabii Kazakistan yani, ayağı orada. Liman tabii, orada. Tabii. Ereğli, Alaplı, Çaycuma yeni bir tane daha açılıyor galiba Akçakoca'da. Organize sanayi bölgeleri var. Ve adamlar yapmışlar. Şimdi biz bir fikir oluşturduk. Bu Sağlık Bakanlığı'nın düşüncesi çok örtüşüyor. Dedik ki biz ihtisas organize sanayi bölgesi yapalım. Ne yapalım? Dünyada temizlik ve hijyen konusunda antiparlanız bir şey diyeceğim. Hemen sorunuzun cevabını vereceğim. Tabii. Sevgili vatandaşlarımız, sevgili kardeşlerimiz, komşularımız, teyzelerimiz, ağalarımız, bir gerçek var. Şimdi ben kimya sektöründe çalışıyorum ve sanayiciyim. Sadece kimya sektöründe %5'lik girdi bize aittir. %95'i halen ithalata bağlıdır. Yani affedersiniz. Bu çok edepçi olarak beni algılamayın ama algılama anlamında kıçımızı yıkadığımız donumuzu biz maalesef hala yabancı ham maddelerle üretmekteyiz. Bu gerçektir ve acıdır. Şimdi, acı. Çok acı hem de. Yani çok. Çok acı. Şimdi bu arada devlet de diyor ki ya bu devlet de çok uyanık yani hakikaten çok da aptal zannetmeyin. Çok da çalışkanlar. Diyor ki kardeş diyor bize dönüyor sanayici diyor ki ihracatı kesecek. İthalatı kesecek. İhracatı artıracak her projende gel kardeşim diyor bize gel. Tamam. Antiparantez girdi. Biz de git ne yapıyoruz? Kendi sanayici arkadaşlarımızı toplamaya çalışıyoruz. Zorluk işte puzzle'lar burada evet. Kaynaklanıyor. Şimdi biz Zonguldak'a diyoruz ki Almanya temizlik ve hijyen, temizlik makineleri, ekipmanları, sarf malzemeleri ne biler ya bir sektör. Kalıpları var, bilmem neleri var. Sonra İtalyanlar 20 sene önce bir maceraya başladılar. Şu anda dünyada neredeyse ikinci sıraya oturdu. Dışarıya baktığımız zaman var da var. Yani organize olmuşlar. Puzzle'ları toplamışlar. Evet. Şimdi ben telefon açıyorum. İsim kullanmayacağım burada. Hepsi devasa, hepsi beyefendi, hepsi en az 35-40 ülkeyle ihracat olan arkadaşlarım, sanayici arkadaşlarım. Yan yana ortak akıl oluşturabiliyoruz. Orada bir problem yok. Evet. Ya Ömer diyor, ben Zonguldak'a geleyim de kardeşim diyor. Benim zaten 3 tane fabrikam var. Ben seni beklemedim ki diyor. Öbürünü açıyorum. Abi diyor, ben biliyorsun Trakya'ya yeni yerleştim. İlk de yerleşmişim. 1.000 liralık yatırım yaptım 10.000 lira oldu diyor ama diyor cebimde param yok ama yatırdım yatırım 10.000 lira oldu diyor. Yani cebimde param yok yatırım 10.000 lira. Güzel yatırım iyi bir şey demek. Ama nasıl geleyim ben oraya diyor. Öbürünü açıyorum. Ya abi işte benim 8.000 metrekare daha hemen havalimanının yanına bir yer açtım. Ben nasıl geleyim diyor. Şimdi ben de diyorum ki buradan milletvekillerine, hükümete, muhaleflere diyorum ki tamam biz sizleri vallahi seçelim hepinizi seçelim. Ama bizim için bir şey yapın. Evet. Şu fabrikaları Allah rızası için bila bedel sökün. Bize havuç uzatın. Vallahi pişman olmazsınız. Reel sanayicide pişman olmazsınız. İstanbul'u mahvettik. İstanbul diyor ki uzun vadeli kalkınma planlarında İstanbul bölgesi Marmara bölgesi bir finans merkezi olacaktır. Abi finans merkezinde sanayinin ne işi var? Ha zamanda yapılmış. Düzelir mi? Evet düzelir abi. İstanbul boşaltılacak. Sanayi İstanbul'dan taşınacak. Ekolojik denge bozulmuş. Yeraltı suları bitmiş. Boğazlar için, Haliç için dünyanın parasını harcıyoruz. Barajlarımız kurumuş. Bu sene kar yağmamış, yağmur yağmamış. Bas bas bağırıyor bakanımız. Saymakla bitmez. Bitmez. Yani çok şeyimiz. Dolayısıyla devlet de diyecek ki, ya benim. Size söz verin. Kim diyecek ki Kur'an'a el bas, kim diyecek ki yemin et. Ne olursa olsun. Herkes dürüst olacak. Biz ne diyoruz? Bir bölgeye taşıyın. Biz ihtisas fuarları, ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmak zorundayız.
temizlik ve hijyenle alakalı halen Zonguldak'ta görüşmelerimiz platforma devam ediyor. Bunu biz merak ediyoruz ama hep görüşeceğiz. Bakanla görüşme da devam ediyor sürekli. Edecek. Bakalım şimdi, somut adım. Tabii şimdi somut adım için şu olacak. Bu haklı. Şimdi hani tıkamayı söyleyeceğim ben size. Bunun faydası ne? Bugün Fransa'dan birisi geldiği zaman çöp torbası için Antep'e gitmesin, mop içinde Trakya'ya gitmesin abi ya da Düzce'ye gitmesin. Bir noktaya gelsin. Çöp torbasını, mopunu, plastik, temizlikle alakalı plastik yani diyorsunuz ki kimyasalını bir olsun bir bölgede evet. olsun diyorsunuz. Ve biz bu sanayi nasıl kuralım biliyor musunuz? Ya biz çatılarına panel atalım, güneş panelleri atalım. Yani doğallık eğer, kullanılacak çok imkan var aslında. Eğer müsaitse etrafını ormanlayalım. TOKİ'de konuşalım, sosyal tesisi kuralım. Ne gerek var 500 liraya vermeye? 80 liraya elemanlara... Biz seviyoruz ithalatı öyle değil mi? Yediğimiz eti dahi yani A'dan Z'ye... Ama bakın TESKO, Konfederasyon bir STK olarak... yani bakın vatandaş şunu bilsin. Ben bir konfederasyon ama ben de sokağa çıktığım zaman... Aynen normal vatandaşım. Bakkala gidiyorum, kibrit alıyorum. Bakkala gidiyorum, gazla bisküvit alıyorum. Bakkala, aynı şeyiz. Yani evimde neyi yaşıyorsam sonra ceket değiştiriyorum evet. sanayici pozisyona. Bir ceket daha değiştiriyorum. Bu ülke için hep birlikte bizimki gönüldaşlık. Türkiye'de galiba iş adamının, sanayicinin olgunluk yaşı 50 ile 65-70 yaş arası abi. 50 ile 70 arasında hiç kimse bana maval okumaz. Akıl yaşta değil başladır derler. Doğrudur. Benden daha hızlı öğrenir ama tecrübe çok farklı bir şey. Kesinlikle, kesinlikle efendim. Bu konfederasyon içerisindeki bulunan her bir arkadaşın bir değerdir. Hiç boş adam yok. Boşa konuşmuyoruz. Yani ben burada sanayi anlatırken masa baştan konuşmuyorum. Kimse bana maaş vermiyor. Tabii. Üretim devam ediyor. Elemanım var. İhracatım var. Hammadde alışım var. Ha bu arada dönem dönem inişler çıkışlar olabilir sanayide. Aldanmasınlar. Dolayısıyla devlet bize... Ama bir destek. Yani o destek şu, cesaret. Bir de şimdi bak bu oldu ya. Şart. Yani. Bir tanesi ne demiş biliyor musun bana makine öğreticiler? Ya abi biz oraya gitsek de dedi. Devlette biz dürüst davransak, devlette bize dürüst davransa. Ya en azından bir onun sene kadar... Onun da belki odur. Kitlere yani bizden alsa dedi, buraya gelenlerden alsa. Aha işte çözüm abi. Devlet diyor ki ben sağlık malzeme ofisi kurum. Ben de devlet diyor ki biz hazırız. Taşı beni bölgeye 10 liraya aldığını... 4 liraya al diyorum abi. Ya burada vatandaş devlete güvenmiyor da diyebilir miyiz? Yani adamın imkanı yok. Şöyle bir durum da var. Yani ekonomimiz ortada. Gelirimiz giderimiz ortada. Son 5 dakika diyor yönetmenimiz. Yani o süremiz de çok şey yapıyor ama. Ben toparlayacağım. Şimdi, şunu da söyleyeyim. Yani bunları konuşmuşken baktığımız zaman biz 2018 bütçesini de açıkladık. 2018 için faize ayırdığımız bütçe 71 küsür milyar. Yatırıma ayırdığımız bütçe 67 küsür miktar. Milyar olarak. Şimdi baktığımız zaman biz 2018'de de faize çalışacağız o zaman. Üstelik bu borç üst üste biniyor. Ekonomik sıkıntılar üst üste biniyor. Bu sene o zaman iki katına çıkacak o ekonomik sıkıntılar. Yani o çift taneliler daha da yükselecek. Şimdi aslında çok konu var, çok olay var, çok değerlendirme var. Siz anlatıyorsunuz, ne güzel bir proje koymuşsunuz ortaya. Toplanmışsınız, konuşmuşsunuz, davetlerde bulunmuşsunuz ama herkesin sıkıntısı aynı. Adam belki de tasını tarağını, tezgahını toplayıp oraya taşıyacak ama geldiği zaman devlet bakalım ona destek verecek mi? Gerçekten alsın. Ayakta durabilecek mi? Yani devlet onun tedirgin olduğu noktalar da onlar muhtemelen. Haklısın Mustafa Bey, net. Şimdi sizin dediğinizde biliyor musun? Siz üçüncü kattan bakan siyasi, ikinci kattan bakan, işte vizyonu düşünün. İkinci kattan bakan sanayici, birinci kattan bakan da halk ve çalışan arkadaşlarımız. Evet. Şimdi birbirimizi anlamak, çünkü zaviye var. Biri ormanı görüyor, biri koruyu görüyor, birisi tek ağacı görüyor. Adamın ağacı kuruduğu zaman ülke battı zannediyor. Hayır. İşte birbirimizi son benim konuşmam. Bulunduğumuz zaviye, kullandığımız lisan birbirimizin anlayacağı şekilde olmalıdır. Kesinlikle. Ve Dale Carnegie'ler, Alvin Toffler gibi insanlar management konusunda dünyada iyidirler. Ama bir konuda var, kavga etmeyeceğiz. Bir de bizde ahilik diye bir şey var. Yani ustalık yetmiyor. Ahlaklı olmak, merhaba demek. Ya benim dükkanımda bugün ben siftaha yaptım. Yandaki dükkan yapıyor diyecek ahlaka gelmemiz gerekiyor.
Benim son sözüm, her şey insanda başlar, insanda biter. Türk insanı sokakta güler, Türk insanı birlikte üretir, Türk insanı aynı çorbaya oturur, bir kaba 40 tane kaşık daldırır. Bunu hatırlayacağız, beraber üreteceğiz, paylaşacağız ve inanın çok da güzel olacak. Her şey toz pembe değil ama her şey de bitmiş değil. Teşekkür Kesinlikle ediyorum. Öyle. Şimdi Turan Bey'e veriyorum. Biz Turan Bey'le devam edelim. Efendim siz zaten vereceğiniz cevap illaki vardır. Az önce konuştuk. Sorunları kesinlikle yine biz var. Konuştuk. Siz neler söylersiniz? Orada devlete güvenmiyor dediğiniz noktada doğru. Az önce COSGAP şunu veriyor, TÜBİTAK bunu veriyor diye bir sürü sayılar, rakamlar, evet, havalarda uçuştu. Ama bir de gerçek taraf var. Projesi onaylanmış, hak edişleri bitmiş, birçok yatırımcı da hak edişlerini hala alabilmiş değiller. Bunun sebebi de gerek şu anki içinde bulunduğumuz askeri operasyonlar, gerekse ülke bütçesi ya da başka bir neden, bilmediğimiz başka bir neden, aylarca hak edişlerini alamayan yatırımcılar var. Bunların içerisinde işte 8-9 aydır önce hak etmiş, onaylara gelmiş ama bir türlü geri dönüşü sağlanmamış insanlar var. Evet. Devlete güvenmiyor dediğiniz noktada burada haklı olabilirsiniz. Çünkü bütçeyi yaparken hangi yöntemle yaptıklarını çok net bilmiyorum. Evet. Eğer bir insana siz bunu hak ettiniz diyorsanız o hak ettiğini hak ettiği zamanda vermek gerekir. Hak ettiğini bekle. Ne zamana, kimi, niçin beklediğini bilmeksizin bekliyor insanlar. Ama bu projelere bir an önce bir destek verilmesi lazım ki gün kesinlikle geldikçe dışa bağımlı hale gel, zaten dışa bağımlıyı da tamamen dışa bağlanmaktan kopalım. Üretime yönük artık kendimiz yapalım, kendimiz. Siz de söylediniz Ömer Bey, yani %5'ini biz üretiyoruz, %95'ini su bizden, işçilik bizden, vallahi yani, billahi. Kaynağımız mı yok, iş gücümüz mü yok? Yani bu bilgiye, potansiyeli, tecrübeye sahip sizin gibi sanayicimiz mi yok? Yani yok mu? Hiçbir şeyimiz mi yok? Şöyle, biz her şey, bakın, kitap okumayan, bilmeyen bir millet sürümeye mahkumdur. Global ticarete inanıyoruz. İtalyan da gelsin, kardeşimdir. Benimle ortak iş yapsın. Fransız da gelsin, evet, biz de gidelim. Ama muhtaç kalmayalım ya. Biraz da burada üretelim. 3 kalem orada üretelim. 2 kalem burada üretelim yani. Kesinlikle. Biz gönderelim %95'ini. Evet. Yani. Evet. Efendim, buyurun, devam edin. Diğer taraftan şimdi bir sanayici tarafında bilinçsizlik ve kitap okumama ya da okumama, daha doğrusu kitap demeyelim ona, okumama problemimiz var. Şeytan ayrıtı da gizlidir diye bir kavram var. Tebliğleri okuduğunuzda bir şey anlamazsınız ama en altında açıklama noktaları vardı ya, minik minik yazarlar. Evet. Bütün her şey orada. Yatırımcımız da, sanayicimiz de bir şeyi nasıl alacağını okurken ya da bir bilgi okurken ayrıntılara bakmadan yüzeysel okuyup geçiyorlar. Problemlerden biri o. Evet, bütçeleri açıklanmış ve işte şu kadar milyar TL ben yatırım için ayırdım diyen kurumlar ve bu kurumlara müracaat eden yatırımcılar, hak ettin, evet aferin, sana onay veriyoruz, sen bu parayı hak ettin diyen kurum, ödemeyi yapmayan yine aynı kurum. Böyle de bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nasıl çözülür? Muhtemelen birçok devlet desteği veren kurumlar, Bilim Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Sayın Bakan herhalde ilgilenecektir diye düşünüyoruz. İnşallah. Söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Süremizi açtık aslında, yönetmenimiz de ısrarla söyledi. Yok yani, konu gerçekten çok önemli, çok detaylı bir konu aslında. Süre yetmez bunları konuşmaya. Ben hala yine kafamda soru işaretleri var ama maalesef süreyi açtığımız için soramıyorum. O tecrübeyi, bilgiyi paylaşamıyorum sizlerden alıp ama son olarak UTES konu olarak çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Neler söyleyebiliriz son olarak? Tamam. UTES Konfederasyonu güvenilir, dinamik bir ekibe sahiptir. Yaşayan bir organdır. Bizimle birlik halinde olmak isteyen siyasiler, etnik kimlikleri olan farklı güruhlar, gruplar, iyi niyetli olan herkese biz işbirliğine hazırız. Gülerek onları karşılar. Hızlı bir üretim gerçekse onları faydalı bir şekilde
beraberce başarıyı kutlarız. Teşekkür ediyorum. Yeter ben böyle ki, bir imkansa. Yeter ki iyi niyet olsun. İyi niyet, samimiyetle samimiyet olsunlar biz her herkesin türlü ihtiyacımız var. Evet. Siyasetinden sokaktaki vatandaşına, çünkü o vatandaşın çocuğu olacak. Sonra tekrar biz onu hep beraberce el bebek, gül bebek, gülerek büyüteceğiz. Ağlayarak, sıkıntılara, endişelere değil. Gülerek büyütmemiz gerekiyor. İnşallah Ömer Bey. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin hep beraber. Diyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz, değerlendirmelerde bulundunuz. Tabii zaman ilerledikçe yine bu konuyu daha detaylı bir şekilde de yine değerlendirmek istiyorum. İnşallah o günü de gösterir Rabbim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Turan Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Ekibe de teşekkür ediyorum. Korkunç adamlar. Tanımıyorsunuz ama bir de yakışıklılar bilseniz. Teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyenler, UTESKON Genel Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Ömer Karaşehirli beyefendi stüdyo konuğumuz oldu. Konuştuk, UTESKON'un çalışmalarını konuştuk, değerlendirdik. Yine UTESKON İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Turan Erdoğan beyefendi bilgisayar mühendisi stüdyo konuğumuz oldu. Yerli üretim olsun, sanayi olsun, neler yapıyoruz, neler yapmalıyız ve KOSGEB neler yapıyor, ne gibi çözümler sunuyor, onları sizlere aktarmaya çalıştık. Ve bu dakika itibariyle de programımızın sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz.